Özür dilerim efendim ama aşağıda bir gazeteci var. Nereden çıktı la bu şimdi? Felaketi duymuş. Haber yapmak istiyorum. Sizinle görüşmek istiyor. İşte şimdi bittik. Defet la defet. Bul bir yalan, yolla gitsin. Ondan uğraşamam şimdi. Hadi. Peki efendim. Ne yapacağız la? Bunun devamı gelecektir. Onu hemen işten kovmalısınız. Aksi takdirde de onunla işbirliği yapıp kendi şirketinizi soymakla suçlarlar. Bu işin sonu hileli iflasa kadar gidecek. Maalesef Haldun Bey birim başkanlarıyla toplantı halinde ve bütün gün sürecek. Sadece 2 dakika hanımefendi. 2 saniye bile vakti yok. Kusura bakmayın. Haldun Bey'le mutlaka görüşmem lazım. Bu mesele benim için çok önemli. Ben burada beklerim toplantıdan çıkana kadar. Lütfen. Üzgünüm. Ahmet Bey lütfen gelir misiniz? Buyurun Serpil Hanım. Beyefendi lütfen çıkışta yardımcı olur musunuz? Beyefendi lütfen şöyle buyurun. Çıkış bu tarafta. Benim adıma bu sahte hesabı kim açtıysa söyleyeceksin. Yoksa bu işin hesabını mahkemede verirsin. Burada bir yanlışlık yok beyefendi. Ben yanlışlık var demiyorum. Benim bu bankada böyle bir hesabım yok diyorum. Ama bakın beyefendi. Asıl sen bana bak. Bu işin içinde misin değil misin bilmiyorum. Ama gerçek ortaya çıkacak. Ve gerçek ortaya çıktığında bu işin içindeysen sana hayatını zindan ederim. Tezgah mezgah yok beyefendi. Bir dakika. Bakın beyefendi hesap açılması için dilekçeniz var burada. Altında da imzanız var. Bu imza sizin değil mi? Nasıl olur ya? Ayaz. Oğlum kalk hadi bak şunları imzalaman gerekiyormuş. Şirketten gönderdiler. Ne oldu ya? Acilmiş işte bunları hemen imzalaman gerekiyormuş. Tamam sonra imzalarım. Ama yok yok bak Haldun bekliyor. Hadi hemen imzalayıver oğlum. Bak şuraya da. Tamam bir de şurayı imzalayacağım. Aferin. Hadi sen şimdi yat uyu oğlum. Hadi oğlum iyi uykular. Adiler. Erlikan kendini vurma olayını çok beğenmiş. Kutlarım. Çok başarılı bir operasyon. Rica ederim. İşimiz bu. Dikkat et. İşin olmayan alanlarda başın belaya girmesin. Ne gibi? Candan inşaatın çöken binası gibi. O holdingin senin para kaynağın olduğunu biliyoruz. Bunu bazıları da biliyor. Özellikle bir muhabir. Muhabir mi? Evet, muhabir. Sanıyorum farkında olmadan bir açık vermiş olmanız. Haldun yine çenesini tutamadı anlaşılan. Orasını bilmem. Ama muhabir haber peşinde. Yıkılan inşaatla ilgili bir sürü soru soruyor. Öyle parayla satın alınacak bir tipte değil. Var mı daha böyleleri? Maalesef. Çok az da olsa bazıları gerçekliği olmayan tuhaf bir dünyada yaşıyor. Anlaması zor. Ama var böyleleri. Vay be. Ama her an yok olabilirler de değil mi? Senin uzmanlık alanına giriyorsa. Evet. Bu işin en sevdiğim kısmı zaten. Temizlik kısmı. Hallederiz. Geldim. Allah Allah. Dur geldim. Ne oluyor? Hayırdır? Hay bismillah.
söylersin baba? Ayaz öyle bir şey yapmaz. Asla. Ayaz senin için canını ortaya koydu. Bu şirketi batmaktan kurtardı. Unuttun mu? Canan kızım biliyorum ama... Aması ne? Başka şeyler var kızım. Ne var? Ne olabilir ki? Ayaz'ı tanımıyor musun? Ayaz'ın senin için yaptıklarını nasıl unutursun? Ayaz? Oğlum niye öyle bakıyorsun bana? Ne bu? Ne bu ne? Söyle bana ne bu? Aman ne bileyim ben kağıt işte. Yalan söyleme. Bal gibi biliyorsun. Bir sabah beni uyandırıp imzalattığın kağıtların kopyası. Beni tuzağa düşürmek için imzalattığın kağıtlar. Ay saçmalama Ayaz oğlum. Ne tuzağı ne düşürmesi canım olur mu öyle şey? Savaş'la birlikte tezgah kurdunuz bana. Benden niye bu kadar nefret ettin ya? Ha? Ne kötülük ettim ben sana? Ne yaptım ben sana? Söyle niye? Ayaz bak lafını bil de konuş. İftira etme bana. İftira eden ben değilim sensin. Sen, Savaş, o bankacı herif nasıl bu kadar adice bir plan yapabildiniz ya? Niye ya? Niye? Niye? Yeter be! Niye? 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 Bilmiyor musun niye? Senden nefret ediyorum. Evime geldin, düzenimi bozdun. Hardun oğlunu unuttu senin yüzünden. Bir günden bir güne sana davrandığı kadar iyi davranmadı öz oğluna. Farkında mısın sen? Yılan gibi girdin aramıza. Huzurumuzu çaldın sen bizim. Yalanla, yapmacık özverili tavırlarınla kocamı kandırdın. Kızımı kandırdın. Yağlı kapı buldun, sinek gibi yapıştın. Daha sayayım mı? Bunun için plan yaptın Savaş'la, ha? Evet, bunun için Savaş'la plan yaptım. Çok da iyi yaptım. Canan'la evlenip bu servetin üstüne konmana izin mi verecektim bana? Oğlumun hakkını yemene izin mi verecektim? Dağdan geldim, bağdakini kovmaya kalktın. Sen kendin kaşındın. Çok iyi yaptım. Az bile yaptım. Eden bulur. Eden bulur İpek Hanım. Yanınıza kalmayacak bu. Göreceksiniz. Hepiniz göreceksiniz. Gerçek ortaya çıktığında sen de o alçak Savaş'ta kaçacak delik arayacaksınız. Elinden geleni ardına koyma. Uyuz. Hadi şimdi defol git evimden. Arsız besleme. Defol! Ettiğin lafa mı inanayım, gördüklerime mi? Al işte. Hepsi burada. Bilgisi, belgesi hepsi bu. Ama yok. Ya gördüğümde ben de böyle oldum. İnanamadım. Ama işte hepsi bu. Artık ne olduysa, olanın içine ne girdiyse... Aklımı oynatacak gibi oldum Canan. Benim için de kolay değil. Yok. Bunlar gerçek olsa bile inanmam. Bir şey vardır. Biri bir şey yapmıştır. Kim? Mesela Savaş. Savaş Ayaz'dan nefret ediyor. Sen de biliyorsun. Kesin bir entrika çeviriyor. Nasıl yani? Ne çevirebilir ki? Savaş, Kılıç Dağhan'ın oğlu baba. Kılıç Dağhan'ı en çok, en iyi sen tanıyorsun. Efendim? Ay Haldun başıma neler geldi bir bilsen. Ne oldu lan İpek? Ay ne olacak? O Ayaz neden oğlan evi bastı. Bana saldırdı. Ne? Ne zaman? Nasıl? Ay, ne yapsın işte. Hakaretler etti, küfürler etti, tehditler savurdu. Hatta... Hatta ne İpek? Hatta bana vurdu. Ben senden bir fiske bile yememişken eve besleme diye aldığın oğlan bana bildiğin dayak attı ya. O şirketin başınıza yıkacağım diye
tehditler savurdu. Ben çok korktum Haluk. Geberteceğim la onu. Nasıl yapar la? Nasıl saldırır benim garba? Baba ne oldu? Ayaz. İpeğe saldırmış. Dayak atmış la İpeğe. Ay ben senin bu saftirikliğine bayılıyorum Haldun ya. Tam da kendin gibi bir uyuz oğlan bulmuşsun. Ama sen dur bak ben daha neler edeceğim o oğlana. Sen dur. Geberteceğim la onu. Baba. Geberteceğim. Baba dur sakin ol baba. Sen ha? Konuşmaya geldim. Baba. Canan sen odana git. Ama baba. Odana git. Son bir defa daha seninle konuşup her şeyi anlatacağım. İnanıp inanmamak sana kalmış. O inşaat eksik malzemeden değil. İnşaatı ayakta tutan en önemli kolonlar kesildiği için yıkıldı. Yıkılmadan önce Halil Usta ile birlikte kesilmiş kolonları gördük. Bu inşaatı kim yıktıysa bu iftirayı üzerime atmak için yıktı. Bu bir. İkincisi, hastanede suratıma fırlattığım banka hesabı düzmece. Evet, imza benim. Ama hesap açma dilekçesini Savaş'la İpek Hanım hazırlamış. Bir sabah beni uyandırıp Haldun Bey bekliyor diye bir takım kağıtlar imzalattı. Ben de okumadan imzaladım. Meğer o kağıtlar benim adıma düzenlenmiş sahte hesap açma dilekçesiymiş. Sonra eve gittim. İpek Hanım'la konuştum. İtiraf etti. Savaş'la birlikte yaptığını söyledi. Yeter la yeter. Sıra benim karıma mı geldi? Savaş'ı dövdüğün yetmedi. Eve gidip bir de karımı mı dövdün? Ne dövmesi ya? Yalan bu. Ben el kaldırmam. Kaldıramam. İstesem de yapamam bunu. Yazıklar olsun. Sana verdiğim emeğe yazıklar olsun. Sokakta kalmıştın. Yetim kalmıştın. Seni evime soktum. Harem-i İsmet'ime kadar girdin. Seni oğlumdan üstün tuttum. Karıma, oğluma karşı hep korudum seni. Yetimdir, yazıktır, günahtır dedim. Bu muydu la bana yapacağın? İyiliğin, merhametin karşılığı bu muydu ha? Ama gördüm yüzünü. Hıyanetini gördüm. Beni kandırdın. Kızımı kandırdın. Malımıza el koymak için kızımın aklını çeldin. Seni şurada gebertmiyorsam eğer, yalan da olsa bir zamanlar bana iyiliğin dokandığı için. Çık git la buradan. Senin ne evinde, ne kızımın yanında, ne de şirkette bir daha görmeyeceğim. Görürsem Allah'ıma leşini yere sererim. Defol git la şimdi. Kovuldun. İşte istifam. Bana inansan da bunu verecektim zaten. Hatta geç bile kaldım. Kılıcın kahramanlık dümenine göz yumduğum gün. O askerlerin, Sato'nun şehit düştüğüne kulaklarını tıkadığın gün vermeliydim bunu sana. Ama seni babam bildi. O yüzden üstüne gelmedim. Şimdi kılıçtan hiçbir farkın yok. Kılıca ve oğluna nasıl karşıysam sana da karşıyım artık. Tehdit mi ediyorsun la beni sen? Ben kılıç mıyım da seni tehdit edeceğim? Sadece gözümdeki değerini bil diye söylüyorum. Bil ve ona göre davran. Hakikat elbet bir gün ortaya çıkar.
babamı vuranların, anamın ölümünden sorumlu olanların bir gün yerle bir olacağına nasıl inanıyorsam, bu iftiranın da yanan olduğunun ortaya çıkacağına öyle inanıyorum. Anladın mı? Ha? Anladın mı? Geçmişte yaptığım şeyler gönüldendi. Beni evine aldığın için değil, haksızlığa uğradığını inandığım için yaptım. Aynı şeyi bugün olsa bugün de yaparım. Ama artık sana inanmıyorum. Bitti. Haldun Bey. Bitti. Bu kadar. Buraya kadar. Nasıl kıydılar sana? Üç kuruşluk para için bir insana yapılır mı bu beyaz? Kıyılır mı? Üç kuruş için. Yapmasıdık abla Allah aşkına. Bak Halil abi iyi. Bitkisel hayattan da çıktı. Nefes alıyor. Doğru. Doğru nefes alıyor çok şükür. Ama baksana şu haline bir et yığını gibi. O hiçbir zaman konuşamayacak ki. Ayağa kalkamayacak mı? Çocuklarını okşayamayacak. Sıdık ablacığım, senin güçlü durman lazım. Ne olur koy verme kendine. Dağ gibi adam böyle dururken nasıl dik dururum ben? Evimi yıktı o adam. Ocağımı yıktı, bizi mahvetti. O kendini de mahvetti Sıdık abla. Allah onu yanına bırakır mı sanıyorsun? Ya. Sen nasıl bir adamsın ya? Sen ne biçim bir adamsın? Bu o mu? Bu işte. Ta kendisi. Eserine bakmaya mı geldin? Gel, gel bak işte bak. İşte bak. İşte bak Halil Usta'ya bak. İşte bak işte Halil Usta'ya bak. Halil'ime bak. Reva mıydı o bu da? Nasıl kıyabildin? Söyle nasıl kıyabildin? Abla yapma ne olur. Abla deme bana. Bana abla deme. Evimize geldin, yedin, içtin. Haram zehir zıkkım olsun inşallah. Bunu nasıl yapabildin? Nasıl kıydın Halil'ini? Nasıl kıydın, nasıl yapabildin? Yaparsın böyle bir şey. Haldun. Ulan şu arkadaşına bir kuzu kesmedin ya, en çok ona yanarım ha. Gel gel hele. İki çift lafım var. Vur bacım. Bir de sen vur. Senin tokadın bana atıran iftiradan, Sıdık ablanın bana inanmamasından daha çok acıtmaz canım. Vur hadi. Halil Usta ne çok severdi seni. Adını dilinden hiç düşürmezdi. Ayaz Bey, Ayaz Bey diye. Ona reva mıydı Ayaz Bey? Reva mıydı bu yapılanlar? Olanlar iftira abla. Yalan.
İnşaat kolonlar kesildiği için yıkıldı. Halil Usta da gördü. Bana gösterdi. O sırada bina yıkıldı zaten. Eksik malzeme kullanıldığı için değil, kolonlar kesildiği için yıkıldı bina. Halil cevap veremeyeceği için ona soruyorsun değil mi? Ne önemi var bunun? Cevap veremeyecek nasıl olsa. Gerçekler ne işine yarayacak ki Halil? Halil yürüyebilecek mi? Konuşabilecek mi Halil? Halil dokunabilecek mi çocuklarına? Ekmek parası kazanmaya gidebilecek mi Halil'im? Onu söyle sen, onu söyle. İşte gerçek bu işte, bak bu işte. Sıdıka abla, Halil abi kendine geliyor galiba. Halil. Halil abi. Çok şükür Allah. Halil abi. Kimse inanmıyor bana. Sıdıka abla da inanmıyor. İnşaatı benim yıktığımı söylüyorlar. Ne olur bir konuş, gözünü seveyim. Anlat gerçeği. Oğlan malzemeden çalmış Halil. Öyle dediler. Aslında yapılanların sebebi bu oğlanmış. İşte bu adam var ya, bu adam. Gelmiş bir de benden af diliyor. Kurban olurum, aç gözünü ne olur. Aç gözünü de defol gitsin ne olur. Söyle şuna da defol gitsin. Keşke senin yerinde ben olsaydım Halil abi. Ama sen biliyorsun, bugüne kadar bir lokma haram yemedim. Bunu en iyi sen biliyorsun. Bir gün söylersin gerçeği Sıdık ablama. Beni bu tuzağa düşürenlerin oyununu bozacaksın, biliyorum. Onların ne düşündüğü değil, sevdiğim insanların ne düşündüğü. Bana inanmaması beni kahrediyor. O alçaklar kendi çıkarları için tertemiz insanların kanını döktüler. Sato'yu öldürdüler. Sato şehit düştü Halil abi. Sen Sato'yu bilirsin. Garibanın tekiydi. Sokaklardan başka kimsesi yoktu. Sırf serseri olmamak için asker olup bir şeyler yapmak istedi ama izin vermediler Halil abi. Kucağımda öldü Sato. Kurtaramadım onu Halil abi. Seni de kurtaramadım. Yapamadım Halil abi. Yapamadım. Kimse bilmesin önemli değil. Sen gerçeği biliyorsun ya. Bu bana yeter. Ağzının içinde dilin dönmese de, göğsündeki kalbim konuşuyor, biliyorum. Bana dua et Halil abi. Bana dua et. O alçaklarla mücadele etmem için Allah'a dua et ne olur. Bana dua ettiğini bileyim yeter. Haldun, bu Ayaz oğlan ne biçim bir adam lan böyle? He? Bana bak. Sokakta alıp büyüttüğün bir herif yüzünden merhamet duygunu besleyeceksin diye biz mi okkanın altına gidelim? He? Ulan herif herkesin başına bela çıktı. İnşaatı sadece senin kafana değil, benim de kafama yıktı ayrıca. Seninle ne alakası var? Ne demek lan ne alakası var? Çok alakası var Haldun. Salak salak konuşma. Şirkette herkes gerçek patronun kim olduğunu biliyor. Bana bak. Gazeteciler üzerimizde. Önümüzü kesecek bir haber çıkarsa yemin ediyorum hepinizi yakarım bildirim.
Kovdum zat. Yetmez. Şikayetçi ol. Savcılığa git. Hapse girsin. Yok artık. O kadar uzun boylu değil. Sen bana karşı mı geliyorsun lan? Ha? Karşı mı geliyorsun lan? Gebertirim. Yeter lan, yeter, yeter. Anamı ağlattın la yıllarca. Yenini kanına beni de ortak ettin. Şehit kanına buladın la beni de. Yeter, anladın mı? Yeter, yeter. Sen hele şu ağzındaki baklayı çıkar hele. Hadi, hadi. O hapse atmak istediğin oğlan her şeyi biliyor. Neyi biliyor lan? Kendini kahraman ilan ettirmek için günahsız askerleri pusuya düşürüp öldürdüğünü biliyor. Ama sustu. Benim hatırıma hiçbir şey söylemedi. Ne diyorsun ulan sen? Operasyondan nasıl haberiniz oldu? O ağzı süt kokan ayaz oğlan nereden biliyor? Senin için yalan haber yapsın diye para verdiğimiz gazetecinin masasındaki dosyayı görmüş. Çocukları kurtarmak için koşmuş ama seninkiler pusu kurup hepsini şehit etmiş. Her şeyi anlattı bana. Karşıma dikilip hesap sordu. Adam olaydım ben de sana hesap sorardım ama o bebe kadar değilmiş. Bunu bilen herkes ölür. Sen de adam olaydın da karşı çıkaydın lan o zaman. Geç lan şöyle. He? Yeter. Yeter, torbayı parçalayacaksın. Dövdüğün kılıç mıydı, Ayaz mı? Ayaz etiyle işim olmaz. Emin misin? Haldun'un köpeğiyle aynı buldu. Artık onu kimse kurtaramaz Gül. Anladım. Hadi çıkalım, geç oldu. Ne oldu Angaralı? Islak it gibi titriyor musun korkudan? He? Ama korkmak iyidir. İnsanı diri tutar. Hayatta tutar. He? Ben cesaret düşmanıyım lan Angaralı. He? Kılıç dağından korkmak iyidir. Bana cesaretlenen ceset olur. Manyaksın lan sen. Manyaksın. Yo. Ben kim olduğumu çok iyi biliyorum la. La Angaralı. Kılıç Dağ Hanım ben. Eğer emirlerime itaatsizlik eden olursa, bana karşı gelen olursa Azrail'i olurum lan. Gebertirim. Kılıç, yapma. Sus. Sus yoksa ölürsün. Nefes bile alma şimdi. Anladın mı? Ne oldu? Hissettin mi kurşun nasıl girdi? Ha? Vurdun la beni. Vurdun. He la. Vurdum la seni. Angaralı. Ama korkma ölmezsin. Eğer elimde silah varsa elim röntgen cihazı gibidir benim. Böyle milim milim tarar adamı. Kurşun atar damarın sağından girdi. Kaba etine yerleşti. Anladın mı? Korkacak bir şey yok. Bırak da benim gibi bir adam da bu kadarını bilsin. Nereden girer? Nasıl çıkar? Babam! Kız bana vurdu! Ay ne? Bağırma lan. Bağıracak bir şey yok. Kuru kanama. Üstüne 10 dakika bastır kanama durur. Hastaneye bile gitmene gerek olmaz. Ama o Ayaz oğlan hapse girmezse bu sefer kurşun buradan girer, buradan çıkar. Anladın mı lan? Anladım. Anladım. Baba! Bak, hemşehrilerin de geliyor. Dediğim gibi.
Unutma sakın. Baba! Hendur ya! Baba! Hendur oldu, ne yaptı sana? Yok bir şey kızım. Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Kan var. Kızım dur dur dur. Dur 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 kızım dur. Ya bırak! Kızım bırak! Tamam tamam tamam. Canan dur! Dur! Aa dur! Ay. Baba iyi misin? Baba? Canım bunlardan getirdim. Annene muhakkak yedir olurum. Bütün gündür aç, inat etmesin. Tamam abla. Halil abim. İyileşeceksin biliyorum. İnşallah, inşallah. Allah büyük. Yine konuşacaksın. Ablacığım, benim gitmem lazım. Tamam. Ezgi bensiz kalamaz biliyorsun. Tamam yavrum. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Bastır kızım, bastır, bastır, bastır. Ay, Haldun ya, bu niye böyle oldu ki? Bu kılıç severdi seni. Vallahi pek bir salak salak konuşma la. Dediğin sevsin o şerefsiz beni. Ya deniz işiniz hayra gitmiyor, ne bileyim ben, öyle anladım ben. Polise haber vermeyecek miyiz? Ne polisi kızım? Polis başa çıkabilir mi o adamla ha? Burası dağ başı mı? Seni böyle vurup elini kolunu sallayarak gidecek mi? Buna göz mü yumacağız? Ne yapacaktık ha? Ne yapacaktık? Devir onların devri kızım. Ali Kıran baş kesen kesilmişler. Ne kimse dur der, ne de kimse öte git der. Düzen onların düzeni. Bana bakın. Bugün burada bu olay hiç yaşanmadı. Tamam mı? Siz de hiçbir şey görmediniz. Hadi şimdi çıkın. Yalnız bırakın beni. Ama baba. Hadi kızım. Hadi. Geçmiş. Aa! Lan İpek. Aa! Keşke orada olsaydın, gitmeseydin de duysaydın beni. Söyleyebilseydim sana sevdiğimi. Ayaz, inanıp gördüğümde içim ısındı sana. Seni hep sevdim. Kopmak istedim, kopamadım. Hem çok kızdım sana, hem çok sevdim. Sen de mi sırtını döndün bana canım? Sen de mi yalnız bıraktın? Hani ne olursa olsun ayrılmayacaktık. Hani... Of! Allah'ım of! Senin Ayaz'ın hiç değişmedi canım. Her şey üstüne yemin ederim. Canımın hiçbir değeri yok ama aşkımın üstüne yemin ederim. Ben hırsız değilim. Hele katil hiç değilim. Allah biliyor ya. İyi ki Allah var. Ve o gerçeği biliyor. Hayrola? Çalıp çırptığını rahat rahat harcamak için tatile mi gidiyorsun? Ah be Ayaz. Bu eve hiç gelmeyecektin. Ait olduğum sokaklardan buraya hiç dönmeyecektin çocuğum. Haldun'la Canan'ı kandırıp bu servetin üstüne konacaktın ha? Çok yanıldın be evladım. Hem de çok yanıldın. Gerektiğinde benim neler yapabileceğimi hiç hesaba katmadın. Kendinle övünebilirsin. Senin kadar hesap yapan biri değilim ben. Ama bildiğim bir şey var. O da eninde sonunda herkes hesabını Allah'a verir.
Biraz da buna hesap etsen iyi edersin. Dur bakalım. O bavula ne koydun, ne var onun içinde? Elbiselerimi. Ne elbisesi be? Sığıntısın sen, beslemesin. Senin elbisen falan olamaz. Buradan bir çöp bile götüremezsin, tamam mı? Bırak onu, bırak. Şimdi ait olduğun yere, çöplüğe, sokaklara geri dön. Böyle bir çiftliği ancak rüyanda görürsün sen. Defol. Söyleyeceğim bu mu? Hayır. Bir şey var sadece. Sen haklıydın. Burada senin için ağladığım o gece bana farklı dünyaların insanı izlemiştim. Sen haklıydın. O zaman anlamak istemedim ama şimdi çok iyi anlıyorum. Gerçek bu. Güle güle Ayaz.